Evet yeni videomuzda herkese merhaba Sembolik mantıkta Önermenin geçerliliğinin denetlenmesi e, Önermelerin eşdeğerliğinin denetlenmesi Ve çıkarımların geçerliliğinin denetlenmesi Konusuyla birlikteyiz Hemen önermenin geçerliliğinin denetlenmesi Konusuyla başlayalım Arkadaşlar bir önermenin geçerli olarak kabul edilmesi için Bütün değerlerinin Bütün yorumlarının Doğru olması gerekiyor Bakın burada ben not olarak yine belirttim Aklımızdan çıkmasın Geçerlilik için şartımız bütün yorumlar doğru olmalı. Aynı şekilde bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Bir önermenin yanlışlayıcı durumu olmamalı. Bu şartları sağlayan önermelerimize geçerlidir diyebiliriz. Hemen örneğimize bakalım. <laughs> P ve Q ise P önermesi. Geçerli midir değil midir denetleyelim. Arkadaşlar çizelgimizi hazırlarken daha önce söylemiştik. P için doğru doğru yanlış yanlış. Q için doğru yanlış doğru yanlış değerlerini veriyoruz. P ve Q'da V'nin kuralını hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Demiştik ki V bizden iki tane doğru istiyor, bir tane yanlış olması durumu yanlışlıyor. Bakalım doğru ve doğru, doğru. Çünkü ikisi de doğru. Doğru ve yanlışta bir yanlış durumu yanlışlıyordu arkadaşlar. Yanlış ve do yanlış ve doğru da yine bir yanlışımız var. Yanlış yanlışta zaten ikisi de yanlış olduğu için yanlış. Şimdi P ve Q ise P önermesinde bir P ve Q önermesine bakacağım bir de P önermesine P ve Q önermesi burası P önermesi burası yalnız e, dikkat edin arkadaşlar önce buraya sonra buraya değil buradaki sıralamaya göre bakacağız önce P ve Q'ya bakacağız sonra P'ye aradaki işaretimizde eklememiz ise ise. Şimdi arkadaşlar, isenin kuralı neydi? Birincisi doğru, ikincisi yanlış ise durum yanlıştı. Hatırlayalım demiştik ki yağmur yağ, yerler ıslanmazsa yanlıştır. Çünkü yağmur yağdığında yerler ıslanmak durumunda. Yani birinci doğru, ikinci yanlış durumu yanlış, diğerleri doğru. Bakalım, doğru ise doğru, doğru. Yanlış ise doğru, doğru. Yanlış ise yanlış, doğru. Yanlış ise yanlış. Doğru. yanlış, ise yanlış Doğru. Yani isenin o belirttiği birinci doğru ikinci yanlış durumu burada olmadığı için tamamı doğru. Bakın arkadaşlar önermem çizelgede doğru 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 şeklinde çıktı. Yani bütün yorumlar doğru. Burada belirttiğim notta olduğu gibi. Dolayısıyla biz bu önerme için geçerlidir diyebiliriz. Diğer bir örneğimize baktığımızda değil P ve Q önermesini vermiş. Hemen yine tablomuzu oluşturalım. P için doğru doğru yanlış yanlış Q için doğru yanlış, doğru yanlış diyelim. Değil P. Arkadaşlar P'nin doğru olduğu durumlarda değil P yanlıştır. P'nin yanlış olduğu durumlarda değil P doğrudur. Doğruyken yanlış olur. Doğruyken yanlış olur. Yanlış iken doğru olur. Yanlışken doğru olur. Değil P ve Q önermesini oluşurken önce değil P'ye sonra Q'ya bakacağız. Ve aradaki eklemimiz B. Bakın arkadaşlar. Yanlış ve doğru yanlış. Çünkü V bizden her iki durumun da doğru olmasını istiyor. Yanlış ve doğru yanlış. Doğru ve yanlış yanlış. Doğru ve yanlış yanlış. Şimdi ben V'ye baktığımda tamamı yanlış. Aslında tamamının yanlış olmasına da gerek yok. Bir tane bile yanlış olsaydı biz buna geçerli diyemeyecektik. Zaten burada hepsi yanlış olduğu için biz bu önerme için geçersizdir deriz. Geçerlilik denetlemesi bu şekilde. Şimdi eşdeğerlik denetlemesine baktığımızda arkadaşlar eşdeğer denetlemesinde iki önerme verilecek bu ve bu iki önermenin aynı anda aynı yorumları almış olması gerekiyor ki biz bunlara eşdeğerdir diyelim. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün yorumlarda aynı değeri alınca eşdeğer oluyor. Hemen örneğimizden bakalım. Birinci önermem P veya Q. İkinci önermem de Q veya P. Tablomuza gösterelim. P için doğru, doğru, yanlış, yanlış. Q için doğru, yanlış, doğru, yanlış. Bunları yazdık. Bunlar zaten değişmiyordu. Daha önce söylemiştik. Tablonun bu kısmını biz ezbere bileceğiz. Şimdi veya'ya baktığımızda veya V'ye göre daha toleranslıydı. Diyordu ki bir tane doğru varsa yeter bana doğru demek için. Bakalım. P veya Q'da doğru veya doğru doğru. Doğru veya yanlış Doğru. Çünkü bir tane doğru var. Yanlış veya doğru? Doğru. Yanlış veya yanlış? Yanlış. Çünkü bir tane doğru istiyor senden. Herhangi bir tane, iki tane de olabilir, bir tane de olabilir ama bir tane olacak. Şimdi Q veya P'ye baktığımızda önce Q'ya sonra P'ye bakacağız. Doğru veya doğru? Doğru. Yanlış veya doğru? Doğru. Doğru veya yanlış? Doğru. Yanlış veya yanlış? Yanlış. Çünkü veya bizden bir doğru istiyordu. Şimdi verilen önermelerimiz neydi? Birisi P veya Q, birisi Q veya P. Bakın P veya Q, Q veya P. Aynı bütün yorumlarda aynı değeri almışım bakalım. Burada doğruyken doğru. Doğruyken doğru. Doğruyken doğru, yanlışken yanlış. Önermemiz eş değerdir diyebiliriz. Şimdi şuradaki örneğimize bak. Bir de bu örneğe bakalım. Farklı bir sonuç çıkacak mı? Görelim. Birinci önermemiz P ancak ve ancak Q. İkincisi P veya Q. Hemen yine tablonun bu kısmını bildiğimiz üzere yerleştirelim. Doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış. Evet ancak ve ancak da neydi kuralımız? Birincisi doğruysa ikincisi doğru olsun. Birincisi yanlışsa ikincisi de yanlış olsun. Aksi haller yanlıştır. Doğru doğru doğru. Çünkü ikisi de doğru. Doğru yanlış yanlış. İkisini de aynı istiyor ancak ve ancak. Yanlış ancak ve ancak doğru. Yanlış. Yanlış ancak ve ancak yanlış. Doğru. Yani ancak ve ancak hatırlarsak doğru ile doğru doğru. Yanlış ile yanlış doğru. Biri doğru biri yanlış olursa sonucumuz yanlıştı. Şimdi P veya Q'ya bakalım. Veya'nın kuralı neydi? Bir doğru olması bizim için yeterliydi. Doğru veya doğru doğru. Doğru veya yanlış bir tane doğru olduğu için doğru. Yanlış veya doğru yine bir doğru olduğu için doğru. Yanlış veya yanlış hiç doğru olmadığı için yanlış. Bu iki önerme eş midir bakalım arkadaşlar. Birinci satırda tamam. İkinci satırda hayır arkadaşlar. Üçte de hayır, dörtte de hayır. Önermemiz için eş değerdir diyemeyiz. Tamam mı? Yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi eğer her satırda aynı değeri alıyorsa eşdeğerdir diyorduk. Şimdi bakın burada sağ tarafta bir sorumuz var ve 2006 ÖSS sınavında çıkmış bir soru. Soru şu şekilde dört tane önerme vermiş ve bu 4 önermeden önermeden hangilerinin eş değer olduğunu sormuş. Şimdi bakalım. Bu e, önermelerden herhangi ikisi birbiriyle eş değer mi bakalım. Şimdi birinci ve ikinciye baktığımızda doğru doğru yanlış 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 doğru. Bakın burada bir eşdeğerlik söz konusu olmuyor bozuluyor. Biri yanlışken biri doğru oluyor. Şöyle bakalım doğru yanlış burası zaten eleniyor. Şuradan bakalım yanlış doğru yine eleniyor arkadaşlar aynı değeri alması lazım. Şu ikisine bakalım yani birinci ve dördüncü önermemize bakalım. Doğruyken doğru güzel yanlışken yanlış harika. Yanlışken doğru yine eşdeğerlik bozuluyor. Bir de 2 ile 4'e bakalım. Doğruyken doğru güzel arkadaşlar, aynı. Yanlışken yanlış yine aynı değer almış. Doğruyken doğru, doğruyken doğru. Bakın arkadaşlar ikinci ve dördüncü önermelerimiz aynı satırlarda aynı değeri aldığı için eşdeğerdir. Yani sorumuzun cevabı zaten sınavda çıkmış orijinal sorunun cevabında da C seçeneğinde ikinci ve dördüncü önermeler eş değerdir diyoruz. Son olarak arkadaşlar bir de çıkarımların geçerliğini denetlenmesi var. Yalnız çıkarımların geçerliğini denetlerken iki farklı yolumuz var. Öncelikle birinci yolumuzdan ilerleyelim. Şimdi çıkarım nedir? Arkadaşlar bakın çıkarımı klasik mantıkta şöyle bahsetmiştik. Dedik ki bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. O halde diye bir çıkarımda bulunuyorsa bunun da çıkarımdır. Şimdi burada bize önermemizi vermiş. P ise Q. Diğer önermemiz P. Sonucumuzda da Q. Şu 3 üç nokta, üçgen şeklindeki 3 üç nokta o halde anlamına gelmektedir. Şimdi birinci yolumuz şu arkadaşlar. Birinci öncülü ve ikinci öncülü ve eklemi ile birleştireceğiz. Oluşan önermeyi de ise eklemi ile sonuca bağlayacağız. Yani bu üç noktayı atacağız. Onun yerine biz ise koyacağız. Bakın tabloda göstermişim. Birinci öncülü ve ikinci öncülü ve ile birleştireceğiz. Daha sonra bu oluşan önermeyi şunu yani bakın bunu buraya devrettim. Oluşan önermeyi sonuç olan Q ile ise eklemiyle bağlayacağız. Aslında böyle karışık gibi duruyor da hiç de karışık değil. Biraz kendinizi verin. Daha dikkatli dinleyin. Çok kolay bir şekilde halledeceğiz. Hemen tabloya geçtiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Yine P'ye biz doğru doğru, yanlış yanlış, Q'ya doğru yanlış, doğru yanlış diyoruz. P ise Q'da ise'nin kuralı neydi? Birinci doğru, ikinci yanlış olursa durum yanlış, diğer durumlar doğruydu. Doğru ise doğru, doğru, Doğru ise yanlış. Birinci doğru, ikinci yanlış olduğu durumda yanlış demiştik. Yanlış ise doğru. Doğru, yanlış ise yanlış. Doğru. Sadece birinci doğru, ikinci yanlış olunca yanlıştı. Buraya geldiğimizde P ise Q ve P. P ise Q'nun kısmı burası ve P. Bu ikisini birbirine V ile bağlayacağız. Ancak sıralama yine önemli. Önce P ise Q'ya bakacağız. Sonra P'ye. Doğru ve doğru doğru. Çünkü V bizden iki doğru istiyordu. Yanlış ve doğru bir yanlış olması yanlışamam için yeterli. Doğru ve yanlış yine bir yanlış olduğu için yanlış. Doğru ve yanlış yanlış. Son olarak bu önermeyi biz getirdik. Sonuç önermesini ise bağlayıcı ile bağladık. P ise Q ve P önermesini Q önermesiyle bağlayalım. P ise Q ve P burası. Q da burası. Aralarına ise bağlacı koyacağız. Ve önce bu önermeye bakıyoruz. Bakın önce bu geliyor. Doğru ise doğru. Doğru. İsenin kuralı neydi? Birinci doğru. ikinci yanlış olunca yanlış. Diğer durumlar doğruydu. Yanlış ise yanlış. Doğru. Yanlış ise doğru. Doğru. Yanlış ise yanlış. Doğru. Şimdi geçerliği şu şekilde yapıyoruz. Eğer bu yoldan gidiyorsak arkadaşlar çıkan sonuç önermesinin tüm değerlerinin doğru olması durumu gerçekleştiğinde biz bu önerme için geçerli bir önermedir diyoruz. Eğer arada herhangi bir tane yanlış olsaydı önermemiz geçersiz olacaktı. Bu birinci yolumuz. İkinci bir yolumuz daha var. Hemen onu da gösterelim. Evet, ikinci yöntemimiz de arkadaşlar. Az önceki verdiğimiz örneğin aynısını yine ikinci yolla denetleyelim. Az önce geçerli çıkmıştı. Bakalım bu yöntemimizde de aynı sonucu elde ediyor muyuz? Şimdi öncelikle P ise Q, P o halde Q demiştik. İkinci yolumuz şu şekilde arkadaşlar. Birinci, ikinci önermeyi aynen ikinci, üçüncü sonuç önermesini değilini alarak tabloda açalım. P için doğru doğru, yanlış yanlış, Q için doğru yanlış, doğru yanlış dedik. İseğinde durumumuz neydi? Birinci doğru, ikinci yanlış olursa yanlış sonucunu alıyordu. Ama doğru doğru da doğru, yanlış doğru da doğru, yanlış doğru da doğru, yanlış, yanlış da doğru idi. P'yi ben tekrar ikinci bir kez yazdım buraya. Maksat ilk örnek. Şöyle üçünü bir arada görebilelim diye. Neydi P'miz? Doğru doğru, yanlış, yanlış. Burayı aynen buraya aktardım. Ha buna gerek yok zaten ama ilk örnek için daha iyi anlayabilmeniz için böyle bir şey yapmaya gerek duydum. D-Q'ya geldiğimiz arkadaşlar Q doğru ise D-Q yanlıştır. Q yanlış ise D-Q doğrudur. Doğru ise yanlıştır. Yanlış ise doğrudur. Şimdi bakın arkadaşlar bu ikinci yolumuzda şöyle bir e, yöntem izleyeceğiz. Aralarında tutarlılığına bakacağız. Eğer birlikte tutarlılarsa önerme geçersizdir. Tutarsızlarsa geçerlidir. Bu tutarlılık, e, tutarlılık durumunu kontrol etme tamamıyla ikinci yola mahsus bir yöntem. Bakalım birlikte tutarlı olması için en az bir satırda aynı değeri almaları gerekiyordu. Bakın arkadaşlar, hiçbir satırda aynı değeri almamış. Yani doğru doğru doğru, yanlış 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 gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla önermemiz tutarsız. Tutarsız ise geçerli. Az önceki yöntemimizde de zaten geçerli çıkmıştı. Son bir örnek daha çözelim hemen bu ikinci yolla ilgili. Bu sefer önermelerimiz P ise Q P veya Q. O halde Q. Ne demiştik? Birinci önermeyi, ikinci önermeyi ve üçüncü önermenin değilini çizelgemize yerleştirelim. P için doğru, doğru, yanlış, yanlış. Q için doğru, yanlış, do doğru, yanlışı ekleyelim. Şurayı düzeltelim kafamız karışmasın. Doğru, yanlış. Şimdi P ise Q'da neydi durumumuz? Birinci doğru, ikinci yanlış ise yanlış. Ama doğru doğru da yanlış doğru da ve yanlış yanlış da sonuçlar doğru çıkıyor demiştik. Veya'ya geldiğimizde veya bizden herhangi bir doğrunun olmasının yeterli olduğunu söylemişti. Doğru veya doğru doğru. Doğru veya yanlış doğru. Çünkü bir tane doğru yetiyor veya için. Yanlış veya doğru doğru. Yanlış veya yanlış hiç doğru olmadığı için yanlış. Şimdi bu kısma geldiğimizde değil Q. Q doğru ise değil Q yanlıştır. Q yanlışsa değil Q doğrudur. Q doğruysa değil Q yanlıştır. Q yanlışsa değil Q doğrudur. Şimdi bakalım arkadaşlar bunların aralarında tutarlılık var mı? Bakın arkadaşlar. Doğru, doğru, yanlış. Yanlış, doğru, doğru. Doğru, 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 doğru Yanlış. Doğru. Yanlış. Doğru. Şimdi arkadaşlar bakın yine bir satırda aynı değeri almadığı için önermemiz tutarsız ve geçerlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.